Merhaba. Ben Profesör Doktor Celalettin Camcı. Bugün size bağışıklık sistemi ve kanser arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Bağışıklık sistemi bildiğiniz üzere vücudumuzun dış etkenlere karşı zaman zaman da vücudumuzun içerisinde gelişmiş olan iç patojenlere karşı savunmamızı sağlayan ve hayatta kalmamızı sağlayan en önemli sistemimizdir. Bağışıklık sistemi gerek mikroorganizmalar ki son zamanlarda Covid ile gündeme gelmiş olan viral etkenler, bakteriyel etkenler, paraziter etkenler Yabancı cisim ya da vücudumuzun kendi içerisinde oluşan kanser hücreleri dahil olmak üzere bütün hücrelere karşı savaşan, onları tek tek tanıyan ve yok eden sistemimizdir. Hayatta kalmamızın en önemli teminatı ve garantisi bu sistem üzerinden işlemektedir. Bağışıklık sistemimizin düzenli olabilmesi ve insanların bağışıklık sistemi sayesinde bu tür patojen etkenlerden korunabilmesi için düzenli beslenmek spor yapmak, düzenli uyku uyumak, stresten mümkün olduğu kadar uzak kalmak, çalışma hayatında düzenli bir e, strateji belirlemek çok önemli faktörler arasındadır. Bağışıklık sistemi herhangi bir nedenden dolayı sekteye uğrayacak ya da görevini yerine getiremeyecek olursa vücudumuzda oluşmakta olan kanser hücrelerini tanıyamayıp bunların çoğalmasına ve kanser adı altında adlandırdığımız çok sayıda hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Kişilerin kansere yakalanmasının önlenmesindeki en önemli faktör bağışıklık sistemimizdir. Günümüz teknolojileri sayesinde gerek tanıda, teşhis koymada, gerekse tedavide çok büyük merhaleler kat Radyolojik yöntemler, nükleer tıp yöntemleri, patoloji yöntemleri ve diğer bütün tekik yöntemleri sayesinde erken dönemde kanser hastaları yakalanabilmekte ve çok uygun şekilde ve uygun şartlarda tedavi edilebilmektedir. İleri evre kanserlerde de ilave yapılan genetik analizler, laboratuvar tetkikleri sayesinde hastaya uygun, hastanın tümör yapısındaki genetik değişikliklere bağlı gelişmiş mutasyonlara yönelik geliştirilmiş ilaçların kullanılmasıyla hastalar uzun süreli yaşam ve kaliteli bir yaşam şeklinde tedavi edilebilmektedirler. Hepinize sağlıklı ve kansersiz günler dilerim.